Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin ve l'akibatu lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ya bir adet hamdü sanalarımız ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ise bir hesab salavatı dürütlerimiz bulsun. Hem de bugünkü mübarek eyyamda Allah Teala zimmelerimizde farz kılgan ibadetlerini eda etmaklık maksatları ile özünün beytide cem bular ikenmiz, Allah'ın beyti sarı basken her bir kademlerimizde bitmez tügenmez ecir mükafatlar, savablar yazışı beraber de İkinci kademimizni hafta davomida bandachilik ile sodir etilgan xato, kamchilik, nuqsonlarimizga kaffarat aylagan bo'lsin. Va ba'zi bir sabablarga ko'ra saflarimizni ishtirok eta olmayotganlar bo'lsalar, Alloh ularning sabablarini bartaraf qilib, bemor bo'lsalar dardlariga shifoyi komil berib, musofir bo'lsalar ularni o'z yurtlariga sihat salomat hozir qilib, kelajakda yana jamoatlar bilan birga ibodatlarni ado etib bormoqlik baxtiga muyassar eylasin. Azizlar, hozirda biz yil 12 oyining eng muborak oylaridan biri Zulhijja oyi. Kunlarning eng afzallaridan biri Zulhijja oyining avvalgi 10 kunligi, qolaversa haftaning kunlarini sayyidi bo'lmoq juma kunida. Yeryüzüdeki en mukaddes manzillerden biri Allah'ın beyti de cemlenip durumumuz. Allah zimmelerimizde farz kılgen ibadetlerini ada etmahlik maksadları ile cemlenip durumumuz. Şunun için hem hazırki makamımız yıl 12 ayını içi de bir merte gene kiledigen fırsat, nihayette ganimet bulgen alahada bir vakt. Çünkü Zulhijja ayı yılda bir merte keladi xalas. Zulhijja ayining avvalgi 10 kunligi o'ta g'animat sanalanadigan kunlar. Har bir lahzalarini biz qadr qiymatiga yetishimiz kerak. Allohdan umid qilib so'raymizki, barchalarimizni kelgusi yilgi Zulhijja ayining avvalgi 10 kunliklariga, muborak qurbon hayiti bayramlariga, yanada saflarimiz ziyoda bo'lgan holatda, bundan-da xayrli bir holatda yetib bormoqliklarimizni muvaffaq aylagan bo'lsin. Zulhijja oyining avvalgi 10 kunligini fazli shu darajada yuqoriki, ba'zi bir ulamolarimiz Ramazon-i Sharifning oxirgi 10 kunligi bilan qiyos qiladilar. Ramazon-i Sharifni bilasizlar, bir oy bo'ladigan bo'lsa, 10 kun 10 kundan 3 dahaga taqsim qilingan. Birinchi dahasi rahmat dahasi. İkinci dahası mağfiret dahası. Üçüncü dahası cehennemden azat etiliş dahası. Şularının içinde en yukarısı, alisi, ahirgi üçüncü daha. Nima gediyse? Çünkü üçüncü dahada Leylatul Qadr bo'lish ihtimali yukarı. Qolaversa Ramazan-ı Şerif yakunlanıp borayapti. Ana şunun için hem ahirgi 10 kunlik en ulug' 10 kunlik hisoblanadi. Ama mana bu Zulhijja ayının avvalgi 10 kunligi Ramazon-i Sharifning oxirgi 10 kunligi bilan deyarli raqobatlasha oladigan darajadagi eng ulug' kunlar va tunlar deyiladi. Hattoki ulamolarimiz qiyos qilib aytadilarki, Ramazon-i Sharifning oxirgi kechalarida bitta Laylatul Qadr kechasi bo'lsa, Zulhijja ayının avvalgi 10 kechasini har bir kechasi Laylatul Qadr bilan raqobatlasha oladigan kecha deydilar. Demek mana bu keçelerde bedor bo'linsa, kunduzlari imkoniyat darajasida roza tutulsa, demek kunduzi eng afzal ibodatni bajarilgan bo'ladi. Tunda esa tahajjud namozi qiyom bo'lib, qoim bo'lib o'qiladigan bo'lsa, tuni bilan bedor bo'lganlikni Laylatul Qadr kechasining savobiga erishish uchun imkoniyatlar bo'ladi. Bizlar qadriga yetaylik buni. İnşallah seyşembe günü Kurban Hayiti bayramı bo'layotgan bo'lsa, sanoqligina kunlar qoldi xolos. Ertaga shanba kuni, yakshanba kuni, dushanba kuni qoldi. 3 kun qoldi xolos. 3 kecha, 3 kunduz qolyapti. G'animat bilib, imkon darajasida
mana shu 3 kunni har bir lahzasidan unumli foydalanib qolaylik. Shunday ser mahsul lahzalarga aylantiraylikki, qiyomat kunida tarozim pallasiga qo'yilganda bizlarni Allohning lutfu, fazli, karamiga loyiq hamda munosib bo'lmog'imizga sabab bo'ladigan amallarni ko'paytiraylik. Alloh taoloning o'zi bu avvalgi 10 kunlikni oyati karimada madh etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim val fajr va layalin ashr deydi. Fajr yorishib kelayotgan tong bilan qasam deydi. Va layalin ashr 10 kecha bilan qasam deydi. Qaysi 10 kecha desa, barcha ulamolar mufassirlar 10 kechadan murod bu Zulhijja oyining avvalgi 10 kechasi deb tafsir qilganlar. Alloh taolo o'zining huzuridagi eng aziz va mukarram narsa bilan qasam ichadi. Arzimas narsa bilan qasam ichmaydi. Demak, yorishib kelayotgan tong Allohning huzuridan nihoyatda maqomi yuqori. Chunki Alloh farz qilgan ibodatning vaqti kirib kelyapti. Allohning mahbub bandalari o farz ibodatga tayyorgarlik ko'rish, uyg'onish, tahorat olish, namozni o'qishlikka harakatlar boshlanayotgan vaqt bo'ladi. Eng barakali, eng xayrli vaqt bu tong yorishib kelayotgan vaqt bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo fajr tong bilan qasam ichyapti. Alhamdulillah biz mu'min musulmonlar uchun har bir kecha muborak. Lekin muboraklarning ichida yanada muborakroqlari bor. Har bir kecha yaxshi, lekin yaxshining ichida yaxshirog'i bor. Afzal, afzalning ichida yanada afzalrog'i bor. Demak, Zulhijja oyining avvalgi 10 kuniyu 10 tuni yil 12 oyining ichidagi eng muborak vaqtdir. Alloh qaysiki qasam ichgan vaqtdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Zulhijja oyining avvalgi 10 kunligida qilingan amalchalik Allohga mahbub amal yo'q dedilar. Tasavvur qilyapsizmi? Zulhijja oyining avvalgi 10 kunligida qilingan amalchalik Allohga mahbubroq amal yo'q. Qaysi oyda nima ekan amalni qiling qabul. Alhamdulillah. Lekin Zulhijja oyining avvalgi 10 kunida qabul bo'lganchalik darajada qabul bo'lmaydi. Chunki bu vaqtni o'zida gap bor. Oddiy vaqt emas, oddiy 10 kunlik emas. Ana shu hadis sharifning sharhida ulamolar aytadilarki, xo'p, kuni yutuni 10 kechayu 10 kuni barakali ekan, nima qilishimiz kerak desa, kunduzgi kundagi eng afzal amal, ya'ni nafil amallardan biri eng afzali nima? Bu roza bu. Imkoni borlar Zulhijja oyining avvalgi 10 kunligini 9 kunini rozasini tutsin deydilar. Ya'ni Arafa kuni oxirgi roza bo'ladi. Bu yilgi hisob kitobimiz bo'yicha dushanba kuni oxirgi roza tutiladi, seshanba kuni esa hayit bo'ladi, roza tutishi mumkin emas. Xo'p, tuni barakali ekan, tunda nima qilish kerak desa, tundagi eng muborak ibodat bu tahajjud namozi. Kim imkon topsa, iloji boricha mana shu tunlarda 2 rakat bo'lsa ham tahajjud namozini o'qishlikda bedor bo'lish kerak ekan. Nihoyatda oson, o'ta yengil, qulay. Buni evaziga Alloh taoloning mahbub bandasi bo'lishlikni olasiz. Allohning mahbub bandasi qiyomatda Allohning mahbub bandalari nabiylar bilan birga, siddiqlar bilan, shahidlar bilan, solihlar bilan birga bo'ladi. Bundan katta baxt va saodat bormi? Ana shu imkoniyatni qo'ldan boy bermasdan, fursatni g'animat bilan foydalanib qolishimiz kerak. Demak, kim imkon topsa, yakshanba kuni, yakshanba kuni, dushanba kuni roza tutsin. Kechasi 2 rakat bo'lsa ham tahajjud namozini o'qisin. Va boshqa ibodatlarni ko'paytirsin. Haligi gap, bu 10 kunlikda qilingan amalchalik boshqa birorta mahbub amal yo'q. Bu nima degani? Mana shu avvalgi 10 kunlikda nimaiki xayriyat bo'lsa, ezgulik bo'lsa ko'paytiring. Moddiy ta'minoti yaxshi bo'lgan odamlar moddiy ihsonlarni ko'paytirsin. Ilm ma'rifati bordir, ilm ma'rifatini yo'ysin, tarqatsin. Unaqasi yo'q bo'lsa, qo'ni-qo'shnilarning hol-ahvolidan xabardor bo'lsin. Qavm qarindoshlar bilan siyli rahim aloqalarini bog'lasin. Unga ham kuch yetmasa, bir insonni og'irini yengil qilsin. Bir insonni hojatini chiqarsin. Va hokazo va hokazo yaxshilik to'lib toshib yotibdi.
Şularının kayısı birini kılsengiz hem bana şu evvelki 10 kullukta yıl 12 ayının başka kullarda kılgen ingizge nisbeten en avzel amelini kılgen bularakens. Hatta ki o zengizin ahli ayalı ingiz farzantü zürriyatları ingizge ihsan kılsengiz en yakşı ihsan buladı. Ata anası hayatlar, ata analarının şu kullarda dualarını alınlar, hizmetlerini kılınlar. Şu günde köprü dua kılın, atacan deyip yerlenip yalvarırlar. Mehriban valide mehribanlarınca ikide ıssığından alıp barıp bursa hem, bitti rumal alıp barıp bursa hem, dualarını alışkı hareket kılıp kalış gerek. Arazileşkerler şu küllerde birbirleri bilen, avf kılıp ortanı ıslah kılışları gerek. Alakalar üzülgen bursa alakalarını tıkleş gerek, vahakaza vahakaza. Şimdi bana şu künlü, içindeki en avzalı kıyısı bera, 10 künlü içinde. Hamasi afzallikda bir xil, lekin afzalidan afzal bo'lgan kuni bor. Qaysi kuni desa, bu Qurbon hayiti kuni deyiladi. Yana biri Arafa kuni deyiladi. Arafa kuni bilan Qurbon hayiti kuni eng afzal kunlardan biri. Arafa kuni nima qilish kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Savmu Arafata kaffaratu sanatayn. Sanatin qoblahu va sanatin ba'dahu" deydilar. Arafa kuninin rozası iki yıllık günahı masiyetlerine kafarat bulup getirdi dediler. İki yıllık kaysa böyle deyse, evvelki bir yıl, kengisi keliyotken bir yıl. Ötken yıl bilen, keliyotken yilingizdeki günahlaringizge kafarat bulup getirirken bir kullik roza halas. Yani bu hazırki senemiz boyunca Düşenbe günü. İmkanı topkallar hiç olmasa, ertege indinge roza tuta alışmasa, Düşenbe günü bolsa hem roza tutsun. Arafa günü buladı. Bir küllük rozaga Allah Ta'ala iki yıllık günahı masiyetini avf kılınışını uçurup yok kılı yuvarlışını vaadasını biri yaptı. Şundan hem bir behre kalgen insandı değil mi deyiş mümkün? Üzürlü bolsa, bimar bolsa, dertmen bolsa Allah şifa versin. Roza tutulmaydı. Lekin ihlas bile o şakunu. Bana şu bimar bulmagenimde, dertken muhtara bulmagenimde roza tutardım degen niyetini kılsa, niyetul mu'minu khayrun min amalihi. Mu'minin niyeti onun amelinden göre afzal degan Peygamberimiz aleyhisselam. Oşa niyetini özge Allah Ta'ala arafa kundu rozasını tutkendi sevabını beradi ve iki yıllık günah masiyetine kaffarat kılıp yuboradi. Arafa kününün fazli, barakatı doğrusu nihayette başaratlar ko'p. Bizi halkımızda hem Arafa kunu deyiler. Doğru mu? Arafa kunu deyip bazı bir cöylerde Arafa tavak tarqatiladi. Arafa tavak ne deyse o şekilde taamlar tayarlanadı. Harkıl şirinlikler tayarlanadı. Vahakaza vahakaza da konu koşuları tarqatiladi. Mana şu hem en güzel adetlerden biri. En acayip ananalarımızdan biri. Millilik kadriyetlerimizden biri ki Arafa kunu da konu koşuları kavmi karındaş. Hemmege ilacın barıca ihsan tarqatiladi. Hiç olmasa bir kasa taam verildi. Bitti ıssık nam verildi. Kembağallarının hem kazanı kaynaydı. Kembağallarının hem taam işlikli imkaniyeti buladı. Kurban hayeti günü için. Kurban hayeti günü yanında hem mi yoktu bayram. Ulamalarımız yeterler ki kurban hayeti günü en afzal amel ne mi? Namaz mı? Roza mı? İhsan mı? Sile-i Rahim'ni bağlaş mı? Telavatul Kur'an mı? Zikir mi? Tasbih mi? İstiğfar mı? Nima qaysi amal eng afzal edilse? Hadis-i şerifte keladi ki, Qurban hayiti kuni eng afzal amal bu Allah'ın yo'lida qurbonlik qilish. Qurbonlik qilish. Qurbonlik qilmoq mol-u dunyosi nisobga yetganlar uchun vojibdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda fasolli robbika vanhar degan. Qurban hayiti kunida namozni o'qinglar. Namozni o'qiganlaringdan so'ngra qurbonlik qilinglar deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qurbonlik kunida eng avval qiladigan ishimiz namoz o'qimoq, so'ngra qaytib borib xonadonimizda qurbonlik qilmoq dedilar. Ana. Kimning imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, qurbonlik qilmoq vojib bo'lsa, o'sha kunida eng afzal amal qurbonlik. İbadetler türlü tümende. İbadetler var cesedimizin göyaki zakatı. İbadetler var mal-ı dünyamızın zakatı.
ibadetler var, canımızın zakatı. Kurbanlık da ana şunday ibadet. Yani insanın canını kurban kılışka tayyar ekenliğinin izharıdır. Allah Teala babamız İbrahim Aleyhissalatu vesselam'da hu düşünersen sinagan ve cari kılgan. İbrahim Aleyhisselam'ın en sevikli oğulları İsmail'ini Allah'ın yolunda kurban kılasan degen. İbrahim Aleyhisselam şu imtihandan ötüp oğulları İsmail'in kurbanını kılgeller. Lekin bıçak ötmegen. Bu tarihini hemmelerin yaxşı bilesler. Allah Teala oğulları İbrahim Aleyhisselam'ın oğulları İsmail'in ornige cennetten bir koçkarını verdi. Şunu kurbanını kılgın dedi. Ve o şekilden başlayıp mumun Müslümanlarına Allah'ın yekke yalgızlığı iman kiltirgelerine bir canlılığını soyup kurbanlık kılıç vacip olup kaldı. Allah kahlese İbrahim Aleyhisselam'ını, oğulları İsmail Aleyhisselam'ın boyunlarına bıçağını ötedigen kılıp koyganı da, İsmail Aleyhisselam soyulup kurbanlık kılıngenleri de şu nerse cari bolardı ve siz bilen bizim her birimiz Allah'ın yolunda bitti ferzantımızı soyup kurbanlık kılışımız vacip bolardı. Allah'ın yolunda şunga biz tayyar ekenliğimizin izharı Allah merhamet kılıp ne dedi? Ferzantin özengesiyle o. Takvadan öttin, imtihandan öttin dedi de oradaki bir koçkarını verdi. Ana şundan başlayıp mumun Müslümanlar için bir koyunu soyup kurbanlık kılış vacip bob kaldı. Bu İbrahim Aleyhisselam'dan devam edip geliyorken en'ene Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu tekitlediler. O zerre amelge aşırdılar ve biz ümmetler için bunu buyurdular. Demek kim ki mal dünyası yeterli olup durup kurbanlık kıla almasa Allah'ın yolu da canını fıda kıla almaydıken derecede imanı zayıf eken. İmanı zayıf adamlar bir yılda bir meratebe gene Allah'ın yolu da bir de koyunu soya almaydı. İmanı zayıf. Halbuki oğlunu ülentiremendi buka soyadı. Hüküs soyadı. Sünnet toyu kılamendi goya ki hatna toyu kılamendi takalara taraftan bukalar hop kiltirildi. Halbuki bunların hiç kaysa bir vacibi emez. Sünneti muhakkede hem emez. Sünnet hem emez. Belki müstehab bölgen bir amel halas. Vacib bölgen amelini, en büyük amelini röyübke çıkara almayız da pastan pas, pasrak amellerge biz ne kadarımız? İtibar karatemiz. Bilvalışımız gerek. Her bir amelinin hükmünü bilvalışımız gerek. Şunun için azizler, kurbanlık kılışka rağbetlerini ziyade kılıyorlar. Himmetlerini aşırıyorlar. Kurbanlık kılış bu kimdir göçke muhtaç bugarlığı için kılınadigen amel emez. Allah Teala söylediğin milyonlar canavarlarının göçtüge muhtaç emez. Allah ganiyunun anil alemin bütün alemden bir hacib bugan zat. Onda ne için kurbanlık kılışka buyurdu? Bizlerin takvamızı sınavdan ötkeziş için buyurdu. Kurbanlık soyarken biz özümüz için fayda, özümüz için bu cennetin kaliteti, özümüz için takva, özümüz için iman itikadımızı sınavdan ötüşüyor, imtihandan ötüşüyor ve inşallah kıyamet gününde nacat tapışımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytediler, kurbanlık kılıngan canavar kıyamet günü de yüngleri bilen, şahları bilen, tüyakları bilen kelip kurbanlık kılgan insanlara guvahını vererekken. Bazı bir rivayetlerde ise Sirat köprü giden kim kurbanlık kılgan bolsa aynen şu canavarını minip öterekken. Şunun için hem kurbanlık ki bakuvat, sağlam, korkem, her taraflama insan korkende havas kıladigen canavarını soyuz cari kılgan. Adam Aleyhisselam'ın oğulları Kabil bilen Habil'in vakiyasını bir izleyler. Ne mi bulgen idi? İki oğulları bir nesen telaşıp kaldı. Ortada nıza çıktı. Allah Teala ikkovlarını imtihan kılışı için kurbanlık kılışka buyurdu. Habil Allah'ın yolunda korkan bir canavarını kurbanlık kıldı. Allah Teala kabul kıldı. Kabilçi parız ekillerden, meyve çivelerden bir cemledi de cemlegende hem parız ekillerini, meyvelerini, her kıllarını en pes fethlisini bir cüge cemle koydu. Ve Allah'ın yolunda kurbanlık kılaman dedi. Onun iki kabul bulmadı. Hazizler. Kurbanlık kılaman degende sarasını kurbanlık kılış gereken. Sizge hem bir o beraber nasıl ihsan verirse yakşısını ihsan kılışını yakş görürsünüz. Doğru mu? Ha. Allah Subhanahu ve Teala hem bendesini Allah'ın yolu da
Allah bergen ni'metni sarasini qurban qilishini yaxshi ko'rar ekan. Allah unga muhtoj emas, balki unga beriladigan savobga, ajrga, mukofotga siz bilan biz muhtojmiz. Shuning uchun ham qurbonlikka so'yiladigan hayvonlarni xoslab qo'yilgan. 4 xil hayvon so'yiladi. Birinchisi tuya va qoramol, ikkinchisi. Bir kishidan 7 kishigacha ana shu qurbonlik kifoya qiladi. Endi qo'y bilan echkichi bitta jon, bitta jonga bo'ladi, tamom. Ya'ni bir kishiga. Oilani nomidan bitta qo'yni so'yib yubora olmaysiz. Oilani nomidan bitta echkini qurbonlik qila olmaysiz. Oilani nomidan agar 7 kishi bo'ladigan bo'lsa, bitta qoramol yoki bir tuyani qurbonlik qilsangiz kifoya qiladi 7 kishiga. Ammo qo'y bilan echki bo'lmaydi. Endi ularda hattoki yoshi ham belgilangan. Qo'y va echkida 1 yashardan o'tgan bo'lish kerak. Qoramol bo'lsa 2 yashardan o'tgan bo'lish kerak. Tuya bo'lsa-chi 5 yashardan o'tgan bo'lish kerak. Nima uchun? Chunki ana shu yoshga yetganda yetiladi. Shu yoshga yetganda sog'lom bo'lsa baqvot bo'ladi. Ko'rkam bo'ladi. Ammo 5 yashar tuya bo'lish kerak ekan deb kasal tuyani so'yib bo'lmaydi. 2 yashar qoramol bo'lsa bo'ldi deb ozib yura olmaydigan dardga mubtalo bo'lgan qoramolni so'yib bo'lmaydi. Alloh qabul qilmaydi uni. Ya'ni sinovdan o'tmagan bo'lib qolinadi. Nafaqat uni ozib ketganligi, balki oddiy illati, aybi bo'lmiş, masalan aytaylik quloqini 3dan 1i yoki undan ko'prog'i kesib olib tashlangan bo'lsa ham qurbonlikka yaramaydi. Agar shoxli bo'lsa, shoxi tagidan sinib ketgan bo'lsa batamom, u ham qurbonlikka yaramaydi. Yoki boshqa bir kasallikka yo'liqqan bo'lsa, u ham qurbonlikka yaramaydi. Choroqligi aniq bo'lsa qurbonlikka yaramaydi. O'ti ozg'in bo'lsa qurbonlikka yaramaydi. Agar qotirlik kasalligiga yo'liqib, qotir kasal uning go'shtigacha ta'sir qilgan bo'lsa va qotir kasalligiga mubtaro bo'lganligi ochiq oydin bo'lsa, ya'ni unga illat yetadigan darajada bo'lgan bo'lsa, u ham qurbonlikka yaramaydi. Ya'ni Allohning yo'lida shunday jonivorni so'yish kerakki, bunda ko'rgan odam oh desin. Mana buni qo'chqor desa bo'ladi. Buni mana qurbonlik desa bo'ladi desin. Tasavvur qiling, so'ygan jonlig'ingizni o'zingiz minib Sirot ko'prigidan o'tasiz. Ana shunga mujallab qurbonlik so'yingda. O'zingizning vazningiz 150 kilo bo'lsa-yu, 30 kilobni qo'yni so'yib qo'ysangiz yarashmaydi-da. O'zingiz 150 kilo bo'lsangiz, 150 kilolik odam hech bo'lmasa bir 50 kilolik qo'yni so'ysin-da, bundoq shoxli qo'chqorni so'ysin-da, yarashadigan qiliqni qilsin-da. Yoki bitta buqani ag'darsin, bir yilda bir marta Allohning yo'lida bitta buqani ag'dara olmaydimi? Ag'daradi. To'g'rimi? Halbuki bitta aziz mehmonimiz kelsa qadamini tegibdi qo'ysa yuboriladi odatda. Alloh uchun so'ylayapti bu. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima deydi? Lan yanala Alloha luhumha va la dima'uha, balakin yanaluhu taqvo minkum. Alloh taologa sizlarni so'yayotgan qurbonliklaringizning na go'shti va na qoni yetib bormaydi. Balki sizlardan taqvo yetib boradi. O'ylamaylik Alloh taolo go'shtga muhtoj deb. Muhtoj emas. Qonga ham muhtoj emas. Bizlarning taqvomizga ham muhtoj emas, balki bizning o'zimiz shunga muhtojmiz. Kim taqvodorman desa qurbonlik qiladi. Qurbonlik qilmasa imkoniyati bo'lib tur, u taqvodor bo'la olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man vajada sa'atan va lam yudhhi fala yaqrabanna musallana" dedilar. Kimniki imkoniyati bo'la turib qurbonlik qilmasa bizlarning namozgohimizga yaqinlashmasin dedilar. Agar imkoniyatlaring bo'la turib qurbonlik qilmasalaringlar, masjidga kelib o'tirsangiz hojat yo'q. Hojati yo'q. Chunki imtihondan o'tolmadinglar. Imtihondan o'tolmagan insonni masjidga keldim, yalinib yolvorib yig'lashning foydasi yo'q. Aytayapmiz, imtihon har xil bo'ladi. Har xil bo'ladi. Faqat namoz imtihonidan o'tsa bo'ldi emas-da. Faqatgina roza imtihonidan o'tsa bo'ldi emas-da. Balki joningni qurbon qilib yubora olasanmi degan so'rov bo'lyapti. Ana shu so'rovga labbay robbim, bir jonim ekan-ku. Kerak bo'lsa mingta jonim bo'lsa hammasini yo'lingda fido qilib yuborishga tayyorman degan ma'noda jonliq so'yiladi. Ana shu taqvo Alloh taologa yetib boradi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızları Fatime radıyallahu anh'a gey kızım. Kurbanlık suyatken de o zin güvah bulup durgun. Yünlerde üşap durgun. Çünkü birinci katra kanı yerge tökülüşü bilen ak senin günahların mağfirat kında dediler. Ya Resulallah bu fazil, bu mukafat biz ve ahli ailemizge khas mı ya ki bütün mumun musulmanlarge umumi mi dediler. Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki bizge ve bütün musulmanlarge umumi dediler. Mene saadet, mene beşaret, mene mukafat, mene cennet azizler. Onu karayın. Kurbanlığını söyleyenimizde bir katra kanı yerge düşüşü bilen ah günahlarımız geçirilirken. Mene şundan ne malı nedir? Bazı birler öyleydi de. Hop uşa kurbanlıkla canlılık soyuştu ornege. Etrafımda hemme canlılık soydu. Hemme karındaşlarım canlılık soyuptu. Şunu ornege mesela bitti koydu aladığım bu 3 milyon som. 3 milyon som pulduyken bağlılığa terkat koysam yakşıymaz mı? 3 milyon somunu bir talebeni kontratge tola koysam yakşıymaz mı? 3 milyon somunu bir kızını çıkar olmayı türken adamı yardan verip kızını serpas ruhuge yardan versem yakşıymaz mı? 3 milyon somunu bir koştum karızda orakken, şunge birsem karızını tola koyarken, kutularken, şunge birsem yakşıymaz mı? 3 milyon somluk mahallemizde bir adam varken, kamulun tolalardan karız eken, şunu karızlarını verip koysam yakşıymaz mı? Yakşıymaz. Yakşıymaz. 3 milyon somga anladığım bitti koçkarın soyuştu ornege 30 milyon som hediye kılın ornege ötmeydi. 300 milyon som hediye kılın ornege ötmeydi. 3 milyard som hediye kılın o şey 3 milyonluk koydu ornege ötmeydi. Çünkü bir yerde kanlı tökülüşü var. Kurbanlıktan gözlenen maksat kanının tökülüşü. Allah'ın yolu da canlı kurban kılı yubarışka tayyar ekeliğinizi izharı bu. Şimdi kanlı tökülüşü dediğinde bazı burada sorup kaladı. Katta bir horoz soysa buladı mı dedi. Hazır tüyakuş bakatkarlı var. Tüyakuş soysa buladı mı dedi. Bu miydi? Tüyakuş koydan katta buluşu mümkün. Vazni ağır buluşu mümkün. Lekin hadis-i şerifte tüyakuş kemegen. O kurbanlıkı ötmeydi. Horoz ham kurbanlıkı ötmeydi. Kuyon soysangiz ham kurbanlıkı ötmeydi. Fakat yine törtte hayvan, tüye, karamal, koy, içki ötedi halas. Ondan başkası kurbanlık ötmeydi. At soysengiz hem ötmeydi hatta ki. Bana şimdi çekerler bile çekerler koygen ki, hakiki ibadet bosun deyip. Bizlerden uzumuzga taşlap koymadı. Her birini bilgilap koydu. Ana, yendi azizler başımızga sayaban bolup, uşa kurban hayeti keliyotken eken, onga teargarlık görüşümüz gerek. Tergerlik görüş kanlayı boladı. Evvel etkenimizdeki roza tutuş bilen, tahaccüd namazlarını okuş bilen ve kurbanlık kılışka tergerlik görüş bilen boladı. Kurbanlık kılıngenden kendime boladı. İlacını bağırıca erkekler kurbanlık kılıyorken peyde uzları bıçak tartsalar abzal boladı. Ama bıçak tartış kuradan kemese, kassap bıçak tartıyorken peyde de şunu bir arca ödüm üçlep dursa, cüde hem yaşı boladı. Çünkü aleyge bir katıra kanı tökülüşü bilen olarak onun hem günahları geçirilirdi. Onu göçtünün makalına deyse, göçtünün ihtiyari halatı üçge taksimde bir yubarısı yakışı buladı. Bir kısmını pişirip, kavim kandaşlarını çakırıp, ziyafat kılas, didarlaşas, alakalar yakışı buladı. İkinci bir kısmını, hamle geçe konu konuşlarına terkatasız, ihsan buladı, kazanlığı göç kıyınıydıken bakarlarını. Üçüncü bir kısmını ise, o zingizge alıp kalıp, farzant zürriyatları, ahli ayalları bilen beymalar, istimal kılıp yürüyüşünüz mümkün. O'zimizga foyda. O'zimizga foyda. Qurban hayiti kuni qozoni go'sh bilan qaynamagan odamni o'zi qolmasi kerak. Mana shu bitta qishloqda aytaylik, 5000 ta aholi hayot kechiradigan bo'lsa, 5000 ta aholini ichida men bilaman. Ularning kamida 30% qurbonlik qilishga qodir. O'ylamanglar, qurbonlik qilish uchun zakot bergan bo'lish kerak. Yo'q, zakot bergan bo'lish shart emas. Zakotning nisobiga yetadigan mablag'i bo'lsa bo'ldi. Mablag' deganda aynan naqd pul bo'lishi shart emas. Ishlatmasdan turgan ko'rpa to'shaklaringizcha hisoblaysiz. Ishlatilmasdan turgan shifonerlar bo'lishi mumkin. Ishlatilmasdan turgan uyingizning xonalari bo'lishi mumkin. Ishlatilmasdan turgan ulovlaringiz bo'lishi mumkin. Ishlatilmasdan turgan jihozlar, piyola, choynaklar bor. Ishlatilmasdan turgan gilamlar bor. Hammasining qiymatini chiqarasiz. Naqd pulingizning qiymatini chiqarasiz. Tijorat mollaringizning qiymatini chiqarasiz.
Mana shularning qiymatini chiqqaningizda bu yilgi hisob bo'yicha 27 millionni oshadigan bo'lsa, sizga qurbonlik qilish vojib. Sadaqa fitr berish vojib. Agar qurbonlik qilmasangiz, Allohning o'zi asrasin, vojib amalni tark etgan bo'lasiz. Bordi-yu keyin tushunib qoldingiz. Qurbonlik vaqti o'tib bo'lganida. Qurbonlik qilmabsiz. Mana bu suhbatlar ta'sir qilmadi. Yoki suhbatlarda ishtirok etmadingiz, bilmadingiz. Keyin eshitib qoldingiz. Nima qilasiz? Endi uni qazosini ado etasiz. Gunohdan forig bo'lish uchun. Qazosi qanday bo'ladi desa, qurbonlik qilmagan, dangasalik, yalqovlik qilib qurbonlikka beparvo bo'lgan odamlar bitta qo'yni qiymatini ihson qiladi. Va qurbonlikni qazo qilganligi uchun astoydil Allohga tavba qiladi, istig'for aytadi. Kelgusi yilga yetib borsam albatta qurbonlik qilaman deb azmu qaror qiladi. Ana shu bilan Alloh kechirsa hech gap emas. Ba'zi birlar qurbonlik qilmasa hech narsa qilmaydi degan gapga ishonmanglar. Qurbonlik qilish shart. Chunki Alloh bergan bizga shu mol dunyo ne'matini. Alloh berdimi, Allohning yo'lida bitta qo'yni qurbonlik qila olmagan insonning iymon imtihonini o'tmagan bo'ladi. Yana bir gap. Ko'pchilik xonadonlarda erkaklar qurbonlik qiladi, ayollar qurbonlik qilmaydi. Nima, ayollarni ibodat qilishga haqqi yo'qmi? Xonadon erkak namoz o'qiydi, ayol namoz o'qimaydi. Bo'laveradimi? Bo'lmaydi. Erkak o'zi uchun namoz o'qiydi, ayol o'zi uchun namoz o'qiydi. Har birimiz namoz o'qishimiz kerak. Xuddi shunday qurbonlikni ayollar ham qiladi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Fatima onamizga aytibdi: "Ey Fatima, qizim qurbonlik qilayotgan paytingda o'zing ishtirok etgin. Ushlab turgin, bir qatra qoni yerga to'kilishi bilan gunohlaring kechiriladi", deyaptilar. Ayollar qayerdan qurbonlik qiladi desa, ayollarning taqinchoqlari bor. Eri bergan mahri bor. Hozirgi kunda ayollarning o'zining shaxsiy mulklari bor. Shunday tijoratchi ayollari bor, erida unaqa mulk yo'q hattoki. Mashina minib yurgan ayollar bor. Qo'sha-qo'sha taqinchoqlari, tilla kumushlari bo'lgan ayollar bor. Mana shularning qiymatini chiqsa 27 millionga yetadigan bo'lsa, ayol kishi o'zi uchun alohida qo'y so'yish kerak. Marhamat qil ayollar ham mana shu ibodatdan bahramand bo'lsinlar. Ayollar ham shu ibodatning savobini olsinlar. Farzandlaring bo'lsa, farzandlaringni aytaylik, hammasiga vojib bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Farzandingizda alohida uy-joyi bor, tagida ulovi bor, o'zining tijorati bor. Mana bunga o'xshagan qishloqlarda katta-katta yerlari bor, dehqonchiligi bor, bog'dorchiligi bor, tirikchiligi bor. Siz o'zingiz ota qurbonlik qiling, farzandingiz ham alohida qurbonlik qilsin. Chunki farzand alohida namoz o'qiydi, siz alohida namoz o'qiysiz. U ham roza tutadi, siz ham roza tutasiz. Xuddi shuningdek bu ibodatlar har bir jonga buyurilgan. Ko'pchilikning nomidan bitta odam ado etib qo'ysa bo'ldi emas. Har bir shaxs Alloh unga mol dunyo ne'matini berdimi? Marhamat qilib o'sha ne'matni, ibodatini, shukronasini ado etib qo'ysin. Jonini qurbon qilishga tayyor ekanligini izhor qilib qo'ysin. Mana azizlar, ana shunday fursatlarni g'animat bilib, shu fursatlarda nimalarni ko'proq amalga oshirishimiz to'g'risidagi ba'zi bir ma'lumotlar bilan tanishib o'tdik. Endi buni hayotga tatbiq etishni bilishimiz kerak. Ana shu qurbonlikka olinayotgan jonivorlarda yana bir illat bor. Endi bu yerlarda bormi yo'qmi bilmadim, lekin poytaxtni atrofida bir illat bor. Hozirgi kunda o'ta odamlar pishiq bo'lib ketdi-da. Avvallari qo'yni olmoqchi bo'lsa, qassoblar chiqardi, qo'yni mudomni ko'tarib turib tiriklaycha, masalan 2,5 million beraman. Nima deysan deb savdolashar edi. Hozir nima qilyapti? Oborib so'yaman deydi. So'ygandan keyin necha kilo go'sht chiqsa, deydi, go'shtiga 70 ming so'mni to'layman deydi. Abar so'ydi bitta qo'yni. Aytaylik 40 kilo chiqdi. 40 kilo go'shtga 70 ming so'mdan pul to'layman desa, qurbonlik o'tmaydi u. U go'sht sotib olgan bo'ladi. Qurbonlik esa go'sht sotib olish bilan bo'lmaydi. Aytdi-ku, qon to'kilish kerak. Avval so'yilayotgan jonivorni o'zingizni mulkingizga aylantirib olasiz. Tirikligicha savdo qilasiz uni. Tiriklik olib, ana undan keyin so'ysangiz u qurbonlik bo'ladi. Soyib bo'lib turib, keyin go'shtiga pul to'lasangiz, u go'sht sotib olgan bo'lasiz. Ba'zi birlar bor-da, ha shuni qurbonlik qilmasan, qassobdan bir 20 kilo go'shtni olib tarqatib yorsa bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Shunday ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi donolar bor. Aytishadiki, agar dunyoda hozir 1 milliard 800 ming atrofida mu'min musulmonlar bor. Shularning 100dan biri qurbonlik qilganda ham palon million jonivor so'yilib yuborish kerak. Shuncha jonivorni 3 kun ichida so'yib yuborgandan ko'ra yil 12 oyga taqsimlab, sekin-sekin asta-astadan so'yib borsa bo'lmaydimi? Bo'lmaydi.
vakti belgelengen onun. Üç gün içinde soğuş gerek. Kurban hayit günü, ikinci hayit, üçüncü hayit günü, kuyaş batkınca soğuş gerek. Şunca canavarın soy var oramız mı? Ha şunca canavarın soy var oramız. Allah'ın yolu da. Hamda canavarlarla kırgın geliyordu. Kırgın kimiydi? Bir yeri min yıl. İbrahim Aleyhisselam dövrlerden başlasak neçe min yıllardan beri canavarları soyuyla yaptı, kırgın kegen yok. Yılden yılge köpeği yaptı elhamdülillah. Çünkü onun berekesi Allah'ta. Allah'ın yolu da kurbanlık kılınken canavarlarla kırgın kemiydi. Lekin kurbanlık kımasayız kırgın geliyordu. Mana şu Surxondaryoni qazi damlası bilasizlar Al-Akbarxon Ishonboy jem yaxshanislar. Ha bundan bir adashmasam bir 4 yillar narida o'ta qattiq qahatchilik bo'ldi. Ana shunda men Surxondaryoga kelganimda qazi damla janoblari Ishonboy aytdilar, boshqa damlalar bilan ham gaplashganimizda Surxondaryoda 40 kundan beri bir tomchi ham yomg'ir yog'madi deyaptilar. Qo'y qo'zilar o't o'lan yo'qligidan yerni yeb qo'ygan, tuproqni, qumni yeb qo'yib o'lgan. Qirg'in keldi. Aynan sizlar jonivorlaringizni oborib Toshkentda sotishni boshladilar. Hattoki ayirboshlash boshlandi. Vodiyni xalqi bilan qo'ylaringni, qo'zlaringni ayirboshlashga nimagadir ayirboshlab tijorat qilardinglar. Nimaga? Chunki o't o'lan qolmadi, yomg'ir yog'madi. Qaqshab ketdi. Lalim yerlarimiz qaqshab ketdi. Shunda men qozdomlar bilan gaplashdim, Ishonboy bilan, Al-Akbarxon Ishonboy bilan. Ishonboy shunaqa bo'pti, u bo'pti, bu bo'pti, falon bo'pti. Juda ham qattiq qahatchilik bo'pti. Bir ommaviy bir duo qilinsa yaxshimikan shuni? Bir idoraga tavsiya qilib, ommaviy duo qilsak yaxshimikan desam, Ishonboy aytadilarki, "Ya unaqa qilish shart emas" dedilar. Nimaga Ishonboy desam, chunki o'tgan yili shunaqangi qo'y qo'zilar serob bo'ldi. Maysalar qo'zilarni ko'madigan darajada o'sdi. Shunaqa baraka bo'ldi. Mundoq qo'y qo'zi boqadigan qo'ychivorlarning oldiga tog'a toshlarga chiqsang, qo'yni ag'davlari so'yib ichgan, mast, alas, kayfu safoda. Qo'yni zakotini bermaydi, qurbonlik qilmaydi, Allohga shukr keltirmaydi. Buyur rosa qo'y qo'zida baraka bo'ldi, kayfni qilishdi bular. Maishatni qilishdi. Mana Alloh jazosini berdi. Mana shunaqa bo'ladi. Bu xalq tushunmasa, Alloh jazolab qo'yadi dedilar. Haqiqatmi? Haqiqatda mayli ichimizda zakot ber, qo'yni zakotini beradiganlar bor, 40 tadan bittasini beradi, 120 bitta bo'lsa 2 ta beradi va hokazo. Lekin bermaydiganlar ko'pchilikda. Qurbonlik qiladiganlar bor, lekin qilmaydiganlar ko'pchilikda. Birniki mingning, mingga, mingniki tumanga deydilar. Shuning uchun biz yonimizdagi qo'ychivonni ham da'vat qilishimiz kerak. Men ko'z zakotini beryapman, hoy birodar, sen zakotini ber. Nimaga? Sen zakotini bermasang, qo'yni zakotini bermasang, kasofati meni ham qo'yimga uradi. Sen Allohning yo'lida qurbonlik qilmasang, kasofati menga ham uradi. Deb biz mo'min musulmonlar bir-birimizni yaxshilikka chaqiradigan din vakillarimiz. O'zim bo'lsam bo'ldi-da, qolgani bilan nima ishim bor desak, bo'lmaydi unda. Albatta yomonlikning kasofati ko'pchilikka uradi. Shuning uchun biz bitta din vakillarimiz, bir xalqmiz, bir mo'min musulmonlarmiz. Bir yurtning aholisimiz, mana shu yurtning obodligi, shu yurtning har taraflama to'kin sochin bo'lishi, dasturxoni to'lib toshishi noz ne'matlar bilan, tinchlik, xotirjamlik asoyishtaligining barqaror bo'lishi siz bilan bizni bir-birimizni yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarishimizga bog'liq. Allohdan umid qilib so'rashimiz kerak azizlar. Atrofimizdagi hamma shu ibodatlarni bajarsin. Vaqt ham bo'lib qoldi. Bir duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo Zulhijja oyini mana shunday muborak kunlarni hammalarimiz uchun qutlug' aylasin. Barakali qilsin. Shunday kunlarda qilayotgan ibodatlarimiz dargohida husnul mahbul aylasin. Xato, kamchilik, nuqsonlarni o'zi avf qilsin. Parvardigora shunday ibodatlarni ado etmog'imiz uchun sababchi bo'lib turgan yurtimizning tinchligi, xotirjamligi, asoyishtaligi, mustaqilligi, hurriyatini o'zing abadiy qilgin. Qiyomatgacha bardavom qilgin. Ana shu xizmatlarda qoim bardavom bo'lib turgan rahbarlardan boshlab barcha xodimlarni Alloh tani jonlarini sihat salomat qilgin. Olib borayotgan xayrli ishlarda, faoliyat va amaliyotlarda o'zing qo'llab-quvvatlagin. Ularga ham barchalarga oilaviy baxt-saodat bergin. Bu aziz jamoatimizning baytin sari bosgan qadamlariga bitmas, tuginmas ajr mukofotlar, savoblar yozgin. Ojizlik ila qilayotgan duolarimizni mustajob aylagin. Xalqimizning hayotini bundan-da farovon aylagin. Yurtimizni samoviy, oroziy balo-ofat kulfatlardan o'zing hifz-i himoyada silagin.
hamalarımızı ibadetlerine pahlavan kılgın. Kalplerimizi mescidlerine muallak kılgın. Mana şu yenge mescidin faaliyeti başlanışı da, barpa kılınışı da, kuruluşu da, kısa koş geldiler, yardım bergeller, teşebbüs görsat geldiler, hamilik kıl geldiler, duaları bilen kullak kuvvetlap durgeller, hemme hemmelerin Allah cennetteki kasırlar bilen, saraylar bilen mukafatlagin. Hamalarını ozin razı bulgin amellerde sabit kadam kılgın. Kıyamet günde Allah ozin yarlak agin. O zeyni nebilerin, siddiqler, şahidler bilen cennette hem sayıya hem subat bulmahri bahtige müyesser eylegin. Hamalarımızı Allah beytini abad kıl güçüp bendelerge eylentirgin. Kerelken kurban hayeti bayramını hamalarımız için kutlu kılgın. Barakalı hayırlı kılgın. Allah yurtumuzdan o zeyni barakalarını yağdırgın. Afatlardan, baralardan o zeyni daima hibzi himayinde silegin. Bu cemaatimizde Allah hamaların tilekleri var. Maksadları, soruları var, onlardan evzelleri bile mukafatlayın. Bimarlarımız dertlerine şifayı kamil bergin. Karızlarlarına, mezunlarına vaziyin nacat bergin. Misafirlerine, öz yurtlarına sıkha selamat hazır kılgın. Farzan talebede bulgenlerine salih ve saliha zürriyatlar kuvançını bergin. Malu dünya rızk talebede bulgenlerine helallik, paklikten bereke bergin. Pervadigarı talib ilimlerine menfaatli ilim yuhturgun. Yaşlarının geleceğin parlak kıl, yaşı uluğların dualarına sezavar kılgın. Musafit atahanlarımızı Allah imanlarını basalamat eyle, yaşlarına ibadette, takvada, izgulikte namuna hem de örnek kılgın. Ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike yarhamer rahimin.